barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve dünya istiyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939'un 81. yılında aynı acılar bir daha yaşanmasın diye, savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz. Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen dünya üzerindeki savaş, çatışma ve şiddet bir türlü son bulmuyor. Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen kapitalist düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan dökmeye, çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve iç çatışmalar yaşanıyor. Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittikleri her yerde dışlanma ve ötekileştirmeye karşı yeni bir savaşın içine giriyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş ilanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline getiriyor. Sonucu ne olursa olsun, kazanını daima kapitalist odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yoruldum. Barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her gün katlanarak büyüyor. Türkiye'de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen ülkemizde her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya devam ediyor. Kürt sorununda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, Suriye, Irak, Libya'da gerçekleştirilen sınır dışı operasyonlar ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır. Ülkelerin barışçılık seviyesini ölçen Küresel Barış Endeksine göre 2020 yılında Türkiye 163 ülke arasında 150. sırada yer almaktadır. Bizden daha altta yer alan ülkelerin tamamının ülke topraklarında savaş yaşanan ülkelerden oluşması ülkemizin durumunun vahametini de göstermektedir. Bu ülkenin işçilerinin, kamu emekçileri, hekimleri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak bizler, komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabileceği bir ülke istiyoruz. Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, dün olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavır almaya, barış mücadelenin sesi olmaya devam edeceğiz.